Mesela Kerem bak YouTube atmış yarın abi. Bakayım. Face'i, şeyi, konuşmaları. Mahmet otur üstüne seni çeksin Mahmet. Ben çıkmak müsaade. Ne diyeceğim? O tipten daha güzel tip olur. Otur şuraya. Yok. Seni yönlendiririm. Sen ben arkadan bilen geçiyor mu? Var mı öyle? Bilmiyorum. Sen geç şuraya otur üstüne bak. Bırak ha bırak sen. Otur oğlum Mahmet sen oraya. Ya ne olur bana ben oturmam. Ben gideceğim şu arabaya bakacağım. Ben şimdi birine otur. Arıza ben seni çekeyim gene. Yok, sana dönsün ya. Yok bana dönmesin abi. Dönsün dönsün şöyle. Oğlum ben... Buyur baba. Şeyin kuzuna kalmış. Ney? Göz şeyi. Gözlük mü? He. Baba burada yok baba. Yok baba. Burada kalsa haberim olur baba. Yok mu? Dur şuraya bak. Yok baba. Yok baba. Yok burada kalmamış. Şimdi Arız abi şu söylediğimi aslında tekrar edeyim. Şimdi Kur'an sohbeti yapıyoruz. Bu sohbetimizi Kur'an'dan belgelerle belgelerle anlatmaya çalışacağız. Şimdi ben genel olarak Kur'an'ın genel olarak boyutuyla okuyoruz. Ayetlerin sure ya da surelerini ya da şu ayet numarasını diye söylemeyebiliyoruz ama Kur'an'ın ruhundan anladıklarımızı genel olarak Rabbimin ne istediğini, ne emrettiğini, ne öğüt verdiğini anlamaya çalışıyoruz. Aklımıza kalan da söylüyoruz. Yani Kur'an'dan anlayabildiğimiz kadar, anladığım kadarına söze indirgeyebiliyorum. Şimdi Medine'de ahkamla alakalı ayetler var. Mekke'de imanla alakalı ayetler genellikle var. Özellikle Enam suresi, Araf suresi gibi sureler hep akideyle alakalı. İnsanın Allah'a bağlılığı, Allah'a duası, Allah'a yakınlığı, takvası, imanını hep Mekke'de görüyoruz. Mekke'de hep dindar insanlar var. O kadar dindar insanlar ki dini dar diyoruz biz onlara. İşte, o kadar dindar işte ki bunun bir ayette belgelememiz lazım. Ha. Şimdi Mekke'nin dindar olduğuna dair bir ayet bulmamız lazım. Şimdi nasıl bir ayet bulmamız lazım? Şimdi ben aklıma göre hangi ayet olduğunu bile aklımda gelmiyor da onu düşünüyorum. Bilmem biraz şimdi, zor olabilir. Ben istersen Kur'an'daki bununla ilgili aslında ümmi kelimesini önce bir açıklamak lazım. Asıl sıkıntı buradan geliyor. Ümmi kelimesi Allah'tan semavi bir dinle gelen hiçbir dini kabul etmeyen, hiçbir kitabı kabul etmeyen, ahiret alemini kabul etmeyen bir topluluğun adıdır ümmilik. İsterseniz ben söyleyeyim ayet numaralarını. Ama şunu söyleyeyim. Anladım. Şimdi hem Kur'an'a baktığın zaman Mekkeli insanlar diyor ki, Mekkeli müşrikler diyor ki biz zaten Allah'a inananlarız. Biz Allah'ın salih kullarındanız diyor. Bu sözü söylüyorlar. Biz diyor Allah'a daha çok yakınlaştırsınlar diye biz bu putlara tapıyoruz. Şimdi Mekkeliler Kabe'nin Allah'ın evi olduğunu, İbrahim Aleyhisselam'ın yaptığını, Allah'ın emriyle yaptığını ve buranın kutsal bir belde olduğunu biliyorlar. Ve diyorlar ki bunun koruyucusu Allah'tır diyorlar. Biz Allah'a biz de ibadet edinlerdeniz. Biz haccımız, ritüellerimiz, namazlarımız hep Allah için diyorlar. Onlar da ahirete bir kısmı inanıyor. Dini dar olan, dindar dediğimiz kesim inanıyor. Dindar olmayan, yani dine tabi olmayan insanlara diyorlar ki sadece biz bir kemik yığını olduktan sonra. Şimdi herkesi bu kategoriye koymamız şansımız yok. Birileri bu sözü söylüyor. Diyor ki biz bir ölü, çürümüş bir et olacağız. Toprak haline geleceğiz. Un ufak olduktan sonra biz tekrar dirileceğiz. O Mekke'nin bir kısmı.
Mekke'nin bir kısmı da diyorlar ki, zaten diyor, biz diyor bu putlara Allah'a daha çok yaklaşsınlar diye ibadet ediyoruz. Onlar Allah'ı tanıyorlar. Bu dindar toplumda bu insanlar o beldeyi yönetiyor. Bunun işte Ebu Cehiller, Ebu Lehebler, Velid bin Mughireler de var. Bunlar akıllı insanlar. Belli bir başarıya ulaşmış Mekke'nin ileri gelenleri, Mekke'nin yöneticileri, söz sahipleri, servet sahipleri insanlar. Bu insanlar tabii ki sözleri geçecek toplum içinde ki buna göre hareket edecekler. Peygamber bir vahiy getiriyor, vahiyi tebliğ ediyor. İsra Kalem suresiydi Allah-u Alem. Bir saniye. Hazreti'ye gerek yok. Aynen. Alak suresine baktığımız zaman Bismillah Yaratan Rabbin adıyla oku. Şimdi Allah Resulü elinde bir kitap yoktu ki okuyabilsin. Ne demektir? Yaratan Rabbin adıyla nasıl okur bir insan? İşte Allah Resulü o beldeyi, dünyayı, kainatı, işte insanları, hayvanları, bitkileri, gökyüzünü, yeryüzünü okumasının gerektiğini söylüyor. Yani niçin? Bir mükemmelliği görecek. Yerleri ve gökleri görecek. Yıldızları, güneşi ve ayı görecek. Mükemmel işleyişini görecek. Onlar okuyacak. Okumak sadece ve sadece kitap değil. Kainatı, insanlar, toplumlar da okuyacak. Peygamber o toplum içinden geçti ama yani sadece görüp geçiyordu. Okumayı beceremiyordu, bilemiyordu ya da akledemiyordu. Çözemiyordu olayı. Peygamber diye okuma yazma bilmiyordu. Okuma yazma biliyordu peygamber. Okuma yazma biliyordu. Ama dinlerden bir haberdi. Allah bunların okumasını istedi. Yaratan Rabbin adı. Yani Allah bunları yarattı. Her şeyi yoktan var etti. Sen bunları oku diyor. Önce bir gör. İnsanları, hayvanları, bitkileri, yeryüzünü, gökyüzünü hep oku diyor. İlk önce bakarak okuyor. Devamında bakıyorsun. O insanı bir anda yaratılışa getiriyor. Hayvanları, bitkileri de neyi başlamıyor? Kendi yaratılışından mı çıkarıyor? Onu bir alaktan yaratılmış, asılmış bir yumurtadan yarattı. Aşılanmış bir yumurtadan yarattı diyor. Çeşitli yorumlar var bunun hakkında. Ha, bu sefer kendi yaratılışına getiriyor. Allah peygambere öğretiyor, bu bilgileri veriyor. Oku, Rabbin en büyük kerem sahibi. Ki o kalemle yazmayı öğretendir. İnsanlara kalemle yazmayı da öğretiyor. Hani Adem'e isimleri öğretiyordu ya Rabbim. Adem Aleyhisselam tarımı biliyordu. Hayvanlar, bitkiler hepsini öğrenmişti zaten. Namazı da biliyordu, orucu da biliyordu, zekat da biliyordu, haccı da biliyordu. Yani rutinleri biliyordu. Allah'a nasıl ibadet etmesi gerektiğini biliyordu. Eşyayı öğretmişti genel olarak. O zamanki kendisine ihtiyacı olan tüm bilgileri Adem Aleyhisselam'a donatmıştı zaten. Aleyhisselam'ı o bilgilerle zaten dünyada şey yapmıştı. Yoksa Adem'i isimleri öğrettik. Evet. O bilgileri verdi. Yoksa sadece isimler şu ağaçtır, şu bitkidir, şu meyvedir anlamında değil. Şu topraktır anlamında değil. O bilgileri verdi. Yani bir kişiye lazım olacak tarımla alakalı bilgi. Çiftçi ne yapar? Tarlayı sürer, tohumu atar, üstünü kapatır, sular ve ekim biter. O bilgiyi o Allah onu kodladı. O bilgiyi verdi ona. O bilgiyle devam etti Adem Aleyhisselam. Yoksa Adem Aleyhisselam açlıktan ölürdü bu dünyada. Hele çöl gibi bir memlekette, eğer Mekke bölgesine indiyse eğer, o bölgede duruyorsa, ölmüştü. O insanlar hepsi toplu katliam olurdu. Allah onlara bir geçim vasıtası kıldı. Yani onlara bilgileri verdi. Şunları yiyin, şunları yemeyin. Şunları yiyin. Yani bilgileri verdi. O maddenin kodlarını verdi. O koda göre hareket ettiler. Zamanla o kodlar, o bilgiler birbirlerine geçti zaten. İsimler öğretildi. İsim sadece, Araplardaki kullanılan şu faktör var. Araplar isim mi sıfat olarak kullanırlar. Sadece Türkler isim olarak kullanır. İngilizler, Fransızlar kullanır. Benim ismim Abdülkadir. Ama onlar diyor ki Abdülkadir'e, Allah'ın kulu nasılsın? Kadir olanın kulu nasılsın? Biz sadece isim söylüyoruz. Ondaki isimdeki insanlar sıfatı iyi biliyorlar. Ne anlama geldiğini iyi biliyorlar. O zaman müsaade edersen. Buyurun. Yani şuradan girelim.
Bakara Suresi 29. ayetten 37. ayete kadar bu konuyu bir işleyelim. Zaten bunlar eşyanın yapısı, Kur'an'daki geçen kelimelerin ne anlama geldiği bilinmezse Kur'an'da onunla ilgili geçen ayetlerin de bilinmesi mümkün değil. Önce şu kelimelerin ne anlama geldiğini bir anlamaya çalışalım. İsterseniz Bakara Suresi 29. ayetten bir okuyalım. Buyurun. Sizin için yerde olanların tümünü yaratan O'dur. Sonra göğe inelip istiva edip onları da yedi kök olarak düzenleyen O'dur. Ve O her şeyi bilendir. Hani Rabbim meleklere muhakkak ben... Şimdi bunu bir dakika müsaade edin. Sizin için yerde ve gökte olanların tümünü yaratan O'dur diyor. Evet. Yani yerlerde ve göklerde canlı ve cansız ne varsa Allah insanoğlunun hizmeti için yaratmış. İşte yine bunu bir ayette destekleyelim. İnsan suresinin birinci ayeti kelimesinde daha insanların adı bile anılmaya değmezken ne dehir geçti, ne dehir ifadesi kullanılır. Yani insanlar yaratılmadan önce insanoğlunun yaşayacağı bir ortamı Allah hazırlamış, ondan sonra insanoğluna bu yaratmış ve bu kainatı insanoğlunun emrine sunmuş. İşte orada ondan sonra meleklere diyor ki, şimdi o ayet okuyalım. Hani Rabbim meleklere muhakkak ben yeryüzünde bir halife var edeceğim demişti. Onlar da biz seni şükrünle yüceltir ve sürekli takdis ederken orada bozgunculuk çıkaracak ve kan dökecek birini mi var edeceksin dediler. Allah şüphesiz sizin bilmediğinizi ben bilirim dedi. Şimdi bunun üzerine biraz duralım. Şimdi melek deyince, şimdi insanoğlu yaratılmadan önce bu meleklerin var olduğu söyleniyor. Öyle değil mi? Evet. Eğer insanoğlu yaratılmaysa, yaratılmış olsaydı bu bir halife var edeceğim demezdi. Zaten Adem kelimesinin içerisine kadını da giriyor, erkeğe de giriyor, kafiri de giriyor, cini de giriyor, evet. Şeytan da giriyor, insan da giriyor, çocuğu da giriyor, ne varsa giriyor. Halife aynı zamanda Adem, meleklerin secde etmesi ve meleklerin hizmet etmesine layık olan bir varlık olarak bahsediyor Allah. Yani kainattaki bütün varlıkları Adem'e secde edin dedik. Taşına, toprağına, dağına, güneşine, ayına, şöyle diye, hayvanlarına şöyle varsa desek, hepsi. Evet. Şöyle desek daha iyi olur. Melek, milik, güçten türeyen bir kelime. Melek bir güçse, bir enerji ise, her maddenin bir enerjisi var. 1400 yıl önce gönderilen bu kitabı insanlar belki bazı şeyleri anlamayabilir ama her maddenin bir gücü var, bir enerjisi var. Yani bir atom parçacığı var. O atom parçacığı çekirdeğin etrafında devamlı elektronlar dönüyor. Hareket halinde. Biz gözle göremiyoruz ama o bir enerji içinde. O enerjiyi, o elektron ve nötronları hareket haline getirsen ya da parçalamaya kalkarsan büyük bir enerji ortaya çıkarıyor. Melek de bir enerji. Bu enerjilerin birleşmesi maddeyi oluşturuyor. Yok şimdi şöyle, tabii söylediğinde hak payı yok değil. Önce bir tanım yaparken mutlaka bir ayete dayandırmak gerekiyor. Tabii anladım. Mesela bilimsel veriler de bir çeşit ayettir. Tabii yani. Ki onlar da bir ayet. Mesela Ahzab suresinin 72. ayet kerimesinde Allah şöyle buyuruyor. İstersen orijinal metinden okuyalım. Biz yerlerde ve göklerde olan ne varsa onlara o emaneti yükledik de onlar bu emaneti yüklenmekten kaçındı. Evet. Ama insanoğlu bu emaneti yüklendi. Ne zalimdir, ne cahildir faydası kullanır. Evet. Şimdi bir şeylik yok değil mi?
söylediğimde bir... Yok, hayır, hayır, hayır. Yani, insanoğluyla melekleri ayırıyor. Kainatta temel olarak iki varlık var. Bak, Ashab Suresi kaçıncı demişsin? Tekrar onu 72. ayette. Pardon. Bismillah. Gerçek şu ki biz emanetleri göklere ve yere ve dağlara sunduk da onlar bunu yüklenmekten kaçındılar ve ondan korkuya kapıldılar. Onu insan yüklendi. Çünkü o çok zalim, çok cahildir. Şimdi önce şunları kavramak lazım. Kur'an'daki geçen kelime ve ayetlerin hangi anlamda kullandığı. İki tip ayetten bahseder Kur'an. Birisi müteşabih ayet, birisi muhkem ayet. Ali İmran suresinin 7. ayet kerimesinde. Muhkem ayetler kitabın anasıdır. Müteşabih ayetler ilimde derinleşenler ancak onu bilir. Kalplerinde maraz olanlar derler ki kendi kurguladıkları hile ve dolanları uydurmak için ayetlerin müteşabih olanlarına uyarlar. Evet. Ancak onun tevilini Allah bilir der. Evet. Şimdi ilimde derinleşenler bilir diyor. Mesela Kur'an'da o kadar müteşabih ayetler var ki işte bu müteşabih ayetler birbirine benzeşen karmaşık ve inceleme ve tahlil sonucunda hangi anlama geldiğini konu ve Kur'an bütünlüğü hatta evren yasalarıyla bütünleştirip ortaya koyan insanlar bunu ancak anlar diyor. Aziz abi bir de şu var. Mekke'de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in insanlara bu Kur'an'ı tebliğ ettiğinde insanlar dinden haberdi. Yani Allah'tan haberdardı. Çeşitli dinlerden haberdardı bu insanlar. Bunlar kendileri uydurdukları bir din vardı. Tahrif edilmiş bir din vardı. Atalardan gelen bir din vardı. O dinin üzerleriydi. Bak ayet okuyayım ben sana. Bakara 151'de. Öyle ki size kendinizden size ayetlerimizi okuyacak. Sizi arındıracak. Sizi arındıracak. Size kitap ve hikmet öğretecek ve bilmediklerinizi bildirecek bir elçi gönderdik. Allah bir önceki ayeti okuyalım. Her nerede çıkarsan çık yüzünü Mescid-i Haram yönüne çevir. Siz de her nerede olursanız yüzünüzü onun yönüne çevirin. Öyle ki onlardan zulmedenin dışında insanların size karşı bir delilleri olmasın. Onlardan korkmayın, benden korkun. Üzerinizdeki nimetimi tamamlayayım. Umulur ki hidayete erersiniz. Şimdi şöyle diyelim o zaman. Cuma suresi yani 62. surenin 2. ayetini bir okuyalım. O ümmiler içinde kendilerine olan ve onlara ayetler okuyan, onları arındırıp temizleyen ve onlara kitap ve hikmet öğreten bir elçi gönderendir. Oysa onlar bundan daha önce gerçekten açıkça bir sapıklık içindeydiler. Şimdi burada ümmi kelimesinin ne olduğunu bir soru işaretiyle bekletelim. Şimdi Ali İmran suresi 75. ayet-i kerimeyi okuyalım. Kitap elinde öyle yere vardır ki bir kantar emanet bıraksan onu sana geri verir. Öyle yere vardır ki ona bir dinar emanet bıraksan sen onun tepesine dikilip durmadıkça onu sana ödemez. Bu onların ümmüler, zayıf ve bilgisiz veya ehli kitap olmayanlar parantez içinde konusunda üzerinde biliyor sorumluluk yoktur demiş olmalarındandır. Oysa kendileri gerçeği bildikleri halde Allah'a karşı yalan söylemektedirler. Evet. Şimdi bir de Ankebut suresinin 48. ayeti ne okuyalım? Kaçıncı sureydi? 48. Ankebut 29. sure. 29. sure 48. ayet.
Bismillah. İşaretlemişim yani bunda. Bundan önce sen hiç kitap okuyan ve pardon. Bundan önce sen hiç kitap okuyan değildin ve onu sağ elinle de yazmıyordun. Böyle olsaydı batılda olanlar kuşkuya kapılırlardı. Şimdi sen hiç kitap okuyan değildin derken kitap eli değilmiş. Bir kitaba da tabi değil. Tabi değildi. Ümmiler içindeydin. Tabi ümmiler için. Yani şimdi dinden bir haberdi yani. Ha, o zaman ümmi kelimesi hiçbir kitaba tabi olmayan Mekke müşriklerinin genel adı. Elbette bunların içinde Yahudiler de vardı, tabii, Hristiyanlar kesinlikle. Da var. Şimdi bak kitap ehli dediler ki ümmiler için bir yol yoktur. Evet. Alimler suresi 75'te. Yani kitap ehlini hiçbir adam sınıfına kabul etmiyorlar. Kitap ehlini tanımlayalım önce bir de. Kitap ehli Allah'tan bir kitap geldiğini kabul eden, peygamberliği kabul eden, ahiret alemini kabul eden, fakat Allah'tan gelen vahiy orijinli dini zan ve tahminle satarak, gizleyerek Allah adına Allah'tan olmayan din uyduranlara Kur'an kitabı evet, ediyor. Evet. Şimdi ben Mekkeli müşriklerin Allah'ı şöyle bildiklerini şey yapıyorum. Onlar Allah'ı biliyorlardı. Onlar putları Allah'a yardımcı olsun, şefaatçi olsunlar diye uyguluyorlardı. Hani bu ayette de geldi, ben bunu da söyleyeyim. İnsanlar içinde Allah'tan başkasını eş ve ortak tutanlar vardır ki onlar bunları Allah'ı sever gibi severler. İman edenler ise Allah'a olan sevgileri daha güçlüdür. O zulmedenler azaba uğrayacakları zaman muhakkak bütün kuvvetin tümüyle Allah'ın olduğunu ve Allah'ın vereceği azabın gerçekten şiddet olduğunu bir bilselerdi. Şimdi buraya baktığımızda onlar birilerini Allah'a eş tutuyorlar. Allah'ı sever gibi severler diyor. Allah'a demek ki biliyorlar o insanlar. Şimdi bunu da Kur'an ikiye ayırıyor. Tabii ki dediğine katılıyorum. Bir ateistler var. Yani bunlar Allah'ı da kabul etmiyor. Dolayısıyla ne peygamberliği, ne Allah'tan gelen kitapları, ne de ahiret alemine kabul etmiyorlar. Bunlara diyor ki dünya hayatında yaşarız, ölürüz. Evet. Ve biz tekrar dirilecek değiliz diyor. Evet. Evet. Şimdi ikinci bir tip insanlar var. Şu anda günümüzdeki karşılığı buna deistler. Aslında ateistlere tepki olarak deistler çıkmış. Allah'ın varlığına ve birliğine inanıyorlar deistler. Evet, inanıyor. Ama ateistler gibi onlar da Allah'ın peygamber gönderdiğini, kitap gönderdiğini, ahiret alemine olduğunu kabul etmiyorlar. Onlar da diyorlar ki biz dünya hayatında yaşarız, ölürüz. Tekrar diriltilecek değiliz diyorlar. Evet. Kur'an da bunlara şöyle diyor. Onlara sorsan yerleri ve gökleri kim yarattı desen Allah derler. Ve sizi kim yarattı desen yine Allah derler. Nasıl da çevriliyorlar. Evet. Çevrildikleri nedir? Bakın Kur'an bütünlüğü içerisinde düşündüğümüz zaman Allah'ın Rablerini kabul etmek demek Allah'ın vahiy orijini gönderdiği dini kendisine yaşam biçimi, hayat tarzı olarak kabul etmek demektir. Yani bütün peygamberlerin söyledikleri gibi benim yaşamım, dirimim, hayatım, ibadetlerim, namazım yerleri ve gökleri yaratan Allah'a aittir. Yani yaşamın kurallarını koyan Allah'tır. Evet. Her türlü davranışların kuralını Allah'a bağlayan insanlar Allah'ın Rabbini kabul etmiş insanlar demektir. Ama deistler ve ateistler ne diyor? Dünya hayatındaki kuralı biz kendimiz koyarız. Bugün zaten demokrasinin, laikliğin, efendim liberalizmin, realizmin çıkışları hep bundan kaynaklanmıyor mu? Asıl işin temelin kaynağında ne yazıyor? Ya ne yatıyor biliyor musun Ali Rıza abi? İnsanların mülk sevdası yatıyor. Mülk. Tabii ki bu ehli kitap için de öyle. Bu da tabiciler için tamam. De öyle. İnsanlar mülkü elde ettikleri zaman insanları istediği gibi yönetme, istediği gibi kullanma, istediği gibi sömürme hakkına sahip olduklarını görüyorlar. Bu hakları kendinde görüyorlar. Yani kendilerini müstahane görüyorlar. Alak suresinde dediği gibi insan azar. Niçin azıyor? Kendini müstahane gördüğü için azıyor. İşin temelinde mülk var. Hani adalet mülkün üzerinde olunca
eğer mülkün üzerinde adalet olursa insanlıkta bir sıkıntı olmuyor. İnsanların birbirlerini öldürmesi, hırsızlık yapması, çeşitli insanlara zulmetmesi hep mülkten kaynaklanıyor. Mülkün sınırlarını Allah çiziyor ama kullar parçalıyor ve istedikleri gibi kullanıyor. Ve mülkü dilediği gibi eğip büküyorlar. Bu mülkü elde etmek için insanlara sağından, solundan, önünden, arkasından yaklaşıp onları değişik Allah'ın Rabliğinden uzaklaştırıyorlar. Şimdi evet, burada durmamız gereken konu şuydu. Mekke müşrikleri kitap ehli değil, genel müşrik olarak. Değil. Yani onlar ümmiydi derken hiçbir kitaba tabi olmayan anlamında. Tamam. Ha, bir ayette müsaade ederseniz. Buyurun. Diyor ki, seni babaları uyarılmamış bir kavmi uyarman için gönderdim. Evet. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de bütünlük içerisinde düşündüğümüz zaman diyor ki, biz hiçbir kavmi uyarıp göndermediğimiz bir kavmi helak etmeyiz. Evet. O zaman babaları uyarılmadı derken, Allah onlara uyarıcılar göndermiş ama bu uyarıcıları kabul etmemiş anlamında uyarıcı göndermek için seni gönderdik diyor. Öyleyse Mekke müşrikleri ümmidir, deist ve ateist bir toplumdur değil. Genelde. Şöyle diyelim, şimdi yani Mekke'nin çoğunluğu belli kişilerin elindeydi. Tabii Mekke 5, yani İslam tarihine baktığımız zaman Mekke'nin 5000 kişi olduğunu görüyoruz. 5000 kişilik bir topluluk var, bu topluluğun yaklaşık 2500'ü kölelerden oluşuyor. Köle ve carilerden oluşuyor. Hizmetçilerden oluşuyor. Bunun 2000 tanesi ticaretle uğraşan, zanaatla uğraşan insanlardan oluşuyor. Diğer 500 kişisi yönetici ve elit tabakadan oluşuyor. Yani büyük iş adamlarından oluşuyor. Büyük karunlardan oluşuyor, öyle diyelim. Kur'an şöyle diyor, yani böyle hiçbir zaman tarih vermez. Yok, vermiyor. Sayı vermez ama Kur'an şöyledir. Yani mesela kafir olanlar nedir? Günahı kendisini kuşatanlardır. Günahı kendisini kuşatmayan, yani sevabı ve güzel işleri kendisini kuşatanlar da Müslüman olanlardır. Bir de şu var mesela, peygamberlik Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e verildiği zaman onlar diyorlar ki, içimizden diyor, peygamberlik bu kişiye mi verildi? Bize verilmeli değil miydi diyorlar. Biz diyor zengindik, belli bir konumdaydık ve yönetici kadrosundaydık. Bize verilmeli değil miydi? Biz ondan üstündük diyorlar. Şu kişiye mi inanalım? O diyor anca yalancıdır, büyücüdür, sihirbazdır gibi sözlerle onu aşağılıyorlar. Aslında onlar da genel olarak şunu biliyorlardı. Allah'ın varlığını ve vahyin olduğunu biliyordu. Nasıl biliyordu biliyor musunuz abi? Ben tabi. Oğlum denizli. Nereye gidiyorsun? Dur, pardon. Buyurun. Nereye gidiyorsun baba? Nereye gidiyorsun? Ben gideyim buradan da. Evet. İstersen ben sözüm benim kaldı, onu bitireyim. Tamam, istersen. Onu bitirelim, tekrar konumuza dönelim. Tamam, şimdi Arap kültürü tarımla fazla uğraşan bir kültür değil. Arap kültürü, daha doğrusu Mekke halkı genellikle ticaretle uğraşan insanlar. Bu insanlar Roma'dan, yani Bizans'tan aldıkları ürünleri Hindistan'a satıyorlar. Hindistan'dan aldığı ürünleri Roma'ya satıyorlar. Bir yerden ipek alıp götürüp oraya satıyorlar. Bir yerde çeşitli madenler alıp şeye satıyorlar, Hindistan'a satıyorlar. Yani ticaret ehliler. Bu insanlar genel olarak Hristiyanlığı, putperestliği öğreniyorlar. İslam tarihine baktığın zaman. İslam tarihi yani bir kısmı boyutuyla Kur'an'a oturuyor. Çünkü insanlar peygamberi tanıyor. O vahiy geldiğine inanıyorlar. Biliyorlar ama kendi hegemonyalarının
egomanyalarının biteceğini biliyor. Yahudi ve Hristiyanlar da bunu görüyorlar. Yahudilik ve Hristiyanlardaki putperestliği çözüyorlar. Çünkü Roma'daki önceki Olympus tanrılarını görmüşlerdi. Geçmişte olarak daha sonra Hazreti İsa'nın ve Meryem annesinin ve Ruhul Kudüs'ün putlarını yaptılar ve ona tapınmaya başladı. Bir putperestlik. Görünen bir varlığa tapınma ihtiyacı duydular. Ve Kabe'yi putlarla doldurdular ve insanlar onu aracı kabul ettiler. Hazreti İsa gibi ikinci tanrı olarak kabul etmediler. İkinci ilah olarak kabul etmediler. Gökleri ve yeri yaratan Allah olduğunu biliyorlar. Allah onlara sorsan Allah diyor ki onlara sorsan gökleri ve yeri kim yarattı? Onlar derler ki Allah diye derler. Nasıl da çeviriyorlar. Evet, evet. Onlar aslında biliyorlar. Şu andaki insanlar da biliyor. İnsanların derdi din değil genel olarak. İnsanların derdi mülk. Ama İslam'ın derdi ne biliyor musun? İslam'ın derdi birey. İslam'ın derdi insan. İnsanın derdi, İslam'ın kulluk, ibadet ve kulluk. Yani İslam'ın verdiği misyon insanlar üzerinde. İnsanların mutluluk ve saadeti. İnsanların Allah'a itaati, kulluğu. Bunun tüm boyutu, ahlakı, yaşam biçimi, dünya görüşü, hepsi orijini. Yani İslam'ın temeli insan. Çünkü yeryüzü, gökler ve yerlerin hepsini Rabbim zaten yok olacağız. Bir değer vermediğini söylüyor. Bir sivrisine kanadı kadar değer vermediğini söylüyor. Ama insanlar bunu yanlış anlayarak ya da işlere gelmediği için sadece mülk üzerine yoğunlaşıyor. Mülkü birilerinin elinden gasp ediyor ve kendi hegemonyasına katıyor. Ama mülkün zaman içinde değişeceğini hiç hesap etmiyor. O anki yaşamına bakıyor. Yaşantısına bakıyor. Şu andaki insanların birbirlerini öldürmesinin sebebi din adına mülk kavgasıdır. Din adına mülk kavgasıdır. Şu andaki yeryüzünde dökülen kanların geneli. Şimdi ona geleceğiz zaten. Buyurun. Okuyalım isterseniz o ayetleri. Ha şey mi? 29'da devam edeyim mi? Yok, 30'a geçtik. Evet, 30'da devam edeyim. 30'u bitirdik. Bismillah. Ve Adem'e isimlerin hepsini öğretti. Şimdi burada zaten melek ve Adem halife kelimelerini kavramak gerekiyor. Hı. Halife iki anlamda kullanmış Kur'an'a göre. Birisi yeryüzündeki yaratılmış olan bütün varlıklara hükmedebilen bir varlık olan insandan bahsediyor. Hı hı. Birisi de Allah'ın nebiler aracılığıyla göndermiş olduğu vahiy orijinli dini kabul eden insanların yaşam biçimini bir otorite haline geldiği zaman düzene koyan, Allah adına iş gören anlamındadır. Evet. Şimdi orada Adem'e bütün isimleri öğrettik derken Adem kelimesini Kur'an iki anlamda kullanmış. Bu çok önemli. Eğer bu bilinmezse birçok sakatlıklar ortaya çıkıyor. Adem insanların genel yapısı olarak yani meleklerden farklı bir konuma, halife konumuna, insan konumuna götüren bir misyonu, bir yaşam biçimini, bir hayat tarzını oluşturan varlık olan aklıyla, takvasıyla, fıskıyla sorumlu olan bir varlıktan bahsediyor. Bir de bunun karşılığında bu varlığa hizmet eden, emrine amade olan varlıklardan söz ediyor. İşte bunların adına melek diyor Kur'an. Şöyle diyelim, muhakeme yeteneği olana insan, olmayana biz melek diyoruz. Hah, çok güzel. Zaten melek, zaten diyor Allah'ım biz seni tesbih ediyoruz, seni takdis ediyoruz, evet, seni tenzih ediyoruz. Ama Ademoğlu, o halife dediğin, halife olarak yarattığın Adem ise kanlar akıtacak, bozgunluk çıkaracak diyor. Yani burada meleklerin bunu bilmesi, önceden kavraması anlamında değil, melekleri ve yaratılmış olan varlıkları Allah lisan-ı haliyle konuşturuyor. Allah bunu konuşturuyor, evet, bilgi veriyor. Yoksa onlar bu konuyla ilgili nereden bilgi verecek? Zaten hani siz söylerseniz ya devamlı. Allah tüm varlıklara bir kod verdi, kodladı.
demire bir kod verdi, bakıra bir kod verdi, ağaca bir kod verdi, suya bir kod verdi. Bu kodun dışına çıkamıyorlar. Çıkamazlar. Yani. Çıkamıyorlar. Ama insana da bir kod verdi. Bir yaratılış DNA'sı verdi. Önce verdi. Verdi. Ondan sonra kendi ruhundan üfledi. Yani muhakeme, düşünme, akletme ve karar verme mekanizmalarını da içine koydu. Yani iki seçenek çıkardı. Evet, çıkardı. Birisi, evet. Zaten o gelecek, o evet. Konuyla beraber ayeti evet. işlesek daha iyi olur. Evet. Dediler ki, ve Adem'e isimlerin hepsini öğretti. Sonra onlara, meleklere yöneltip, eğer doğru sözlüyseniz bunları bana isimleriyle haber verin dedi. Ha, burada ha. Şunu girelim. İsimlerin hepsini öğretildi demesi, bak, insanlara Allah bilgi iki kaynaktan veriyor. Bunlar çok iyi bilmek lazım. Yoksa Kur'an bütünlüğü içerisinde değerlendirdiğimiz zaman bir takım sıkıntılar ortaya çıkar. Sorulan sorulara cevap verilemez. Hı. Mesela Adem kelimesini iki anlamda kullanmış. Birisi insanlar içerisinden seçilmiş olan Nebi ve Resul olan Adem. Evet. Ve bunu söylüyor Ali İmran suresinin 33. ayet-i kerimesinde. Biz Adem'i, Nuh'u, İmran ailesini alemler üzerinden seçkin kıldık ifadesi kullanır. Evet. Bu peygamber olan Adem. Ama diğer Ademleri bu Adem'le karıştırmamak gerekiyor. Diğer Ademler de insanların genelini kaplayan Adem. İşte, kaç demişsiniz abi? Ali İmran 33. ayet. Genelini kaplayan Adem. İşte bu insanoğlu var oldukça bir peygamberlik kanalıyla insanlara bilgi sunuyor Allah. Buna vahiy bilgiler diyoruz. Evet. Onlar gayb haberlerine karşı suçlanamaz. Evet. Onların söyledikleri vahiy olunmakta olan bir vahiydir ifadesi kullanır. İkinci bilgi de eşyanın yapısına ulaşılan bilgiler. Yani bir portakal ağacını, bir hayvanı, bir dağı, bir güneşi incelediğin zaman ondaki bilgileriyle ulaşarak onlardan gelen bilgiler. İşte bugünkü insanoğlunun bilgisi yaratıldığında sıfır idi. İşte onların yapısına ulaşarak insanlar bugünkü teknolojik konusunda uzay ve bilgi çağına ulaştılar. Evet, evet. İşte Adem'e isimlerin öğretilmesi geçmişte, gelecekte, şu anda olacak olan bütün bilgileri aynı anda kullanma sanatı yaparak bunu ifade etmiştir. Yani Ademoğluna isimleri öğretiyor. Neyle öğretiyor? Peygamberlikle öğretiyor. Kendisinden bilgi vererek. Bir de eşyanın bilgisine o bilgiyi evet. kodluyor. Evet. O meleklerin insanlara o bilgileri sunmasıyla o bilgileri öğreniyor insanlar. Evet. İşte meleklerin secdesi de bu anlamda. Şimdi, ama şöyle diyeyim. Bu topluma anlatmak biraz geçmişten gelen atalarının gördüğü din üzerine oldukları için insanları hurafelerle doldurmuşlar. İnsanların beyinlerini olağanüstü varlıklar, olağanüstü olgular, olağanüstü sözlerle insanları büyülemişler. Bir şey büyü yapmışlar. Bu büyüler insanları düşünemez, akledemez konuma getirmişler. İnsanlar artık maddeyi araştırmak istemiyor. Ben şöyle diyorum. Avrupa'nın ve Amerika'nın Reform hareketinden sonra 1789 Fransız İhtilali dediğimiz işte Martin Luther'in dini diskalifiye etmesi, dini sadece kiliseye sokması, gidip kendisini rahip olan kişi olmasına rağmen bir rahibeyle evlenmesi ve çoluk çocuk sahip olması ve dini yaşam dışına çıkarmasıyla maddeye bir yöneliş olmuş. Bu maddeye yöneliş onların materyalist konuma getirmişler. İşte madde kendi kendini yetiştirir, madde kendi kendini geliştirir, madde. İşte hayvanlar, bitkiler ve insanlar bir süreçten geçmiştir. İşte suyla hayat başlamıştır ve insan işte gelişe çeşitli varlıklar olarak bir çeşit evrim teorisi ortaya atılmış zaman içinde. İnsanların bir kısmı kabul etmiş, bir kısmı etmemiş. Ama şu anda madde üzerinde büyük bir çalışma yapıyor Amerika ve Avrupa. Maddenin içindeki kodlanmış sistemleri, bilgileri, maddenin özelliklerini araştırıyorlar.
maddeleri birbirlerine bağlamaya çalışıyorlar. Bağ, o bağı kurarken de kendi hizmetine, kendisine faydalı olacak konumlar alıyor. Maddeyi kullanarak insanları yok edecek konumlarda yapıyorlar. İşte atomu alıyorlar, parçalıyorlar. İnsana faydalı bir makine yapıyor. İşte ışındır vesairedir, MR'dır, röntgen cihazıdır, çeşitli ürünler yapıyor. Radyasyonu kullanarak, öbür tarafta kullanarak, atomu kullanarak bombalar yapıyor ve insanları yok ediyor. Hem iyi tarafı kullanıyor, hem kötü tarafı kullanıyor. Maddesel olarak şu anda dünyanın hükmeden mülkün sahibi şu anda Amerika ve Avrupa gözüküyor. Ama ne kadar süre biz bilmiyoruz. Ne kadar zaman sonra diskalet, ne zaman sonra çöküşün ne olacağını da bilmiyoruz. Ama şu anda maddeye hükmeden bir teknoloji kullanan insanlar var. Ve bu insanlar diğer din insanların din adamı olduğu söyleyen ya da dine tabi olduğu söyleyen insanlar üzerine hegemonya yaratmışlar. Ve o şekilde devam ediyorlar. Allah bunlar uyarıyor. Aslında Allah onlara da yol açıyor. Onlara da yol açıyor. O maddeyi araştırarak iman etmemizi dahi istiyor. Allah'ın ayetlerini görüyor ama bile bile inkar ediyor. Onlar melekleri kendilerine secde ettiriyorlar ama ha, maalesef Müslümanlar melekleri kendilerine secde ettirememişler. Evet, onlarla diyalog kuramamışlar. Evet. Onları kendilerine alıştıramamışlar. İşte zaten eşyanın hizmet etmesi insanlara, meleklerin hizmet etmesi demek ki. Evet. Devam edelim ayete. Dediler ki sen yücesin, bize öğretinden başka bizim hiçbir bilgimiz yok. Gerçekten sen her şeyi bilen, hüküm ve hikmet sahibi olansın. O zaman şöyle tarif edelim meleği. Yani nasıl bir portakal ağacına Allah, ey portakal ağacı, sen çapaklarınla, topraklardan senin ihtiyacın olan gıdaları alacaksın. Güneşten aldığın ışıkla yapraklarını yeşile dönüştüreceksin. Sen portakal meyvesi vereceksin insanlara. Portakal ağacı kendisine verilen kodlanmış bilginin dışında bir şey veremez. Elma ağacı veremez. Arı veremez. Efendim, evet. Hayvanlar veremez. İşte bütün dünyadaki insanlar toplanıp bir araya gelseler bir domates veya bir arının yaptığı balı insanlara veremez. O zaman meleklerin aleme secdesi kendilerine kodlanmış olan bilgilerle insanlara hizmet sunması demektir. Şimdi insanlar konuşuyor da genel olarak Allah Celle Celaluhu insanlara peygamberleri gönderiyor. Peygamberler onlara vahyi bildiriyor, tebliğ ediyor. O peygamberler diyor ki insanlara, siz diyor yanlış yolda gidiyorsunuz. Yanlış bir güce tapıyorsunuz, yanlış bir güce ibadet ediyorsunuz, yanlış bir güçten yardım istiyorsunuz, şunları yanlış yapıyorsunuz diyor, bilgiler veriyor. Ve peygamber onlara şahit oluyor. Onlar bu bilgileri alıyor, peygamber Allah adına o bilgileri veriyor insanlara, insanlar o bilgileri almasına rağmen inkar ediyor ve peygamber buna şahit oluyor. Benim en büyük kafama takılanlardan biri bu. Birileri insanlardan gerçekten gayret ve çaba gösteren insanlar görüyorum. Allah adına bir şeyler yapmaya gayret ve çaba gösteriyor. Ama niçin yaptığını, sebebi ne, hangi misyonu paylaştığını bilmiyor. Yaşantısının bir gayesi yok. Ritüel yapıyor. Kendine göre ibadetlerini çeşitlendiriyor. Çoğaltıyor. Takva ehli olduğunu söylüyor ama ölçüsü Kur'an olmayınca gittiği yer hep yanlış oluyor. Mekke'li müşrikler de ibadetin ehli insanlar. Onlar da tavaf ediyor, onlar da hac yapıyor. Onların da haram ayı var. Onlar da haram aylarda birbirleriyle savaşmıyorlar. Birbirlerine eziyet yapmıyorlar. Hacca giden insanların koyunlarına, davarlarına, kurban edeceklere bir şey yapmıyorlar. Onlar da Allah'ı biliyorlar. İnsanların ritüellerine engel olmuyorlar. Ama bile bile Allah'ın ayetlerini, Allah'ın kulluk noktasında geldiği nokta mülk oluyor. Mülke gelip takılıyor ve mülkten kendine bir pay biçiyor. Allah'ın genele dağıttığı mülkü kendi nefsine, kendi eline,
kendi inisiyatifine bırakıp almak istiyor. Sebepler hep bundan kaynaklanıyor. Evet, tabii çok sebepler var. Görmeden. Ey Adem, bunları onlara isimlerle haber ver dedi. O, bunları onlara isimlerle haber verince dedi ki, size demedim mi, göklerin ve yerin kaybını gerçekten ben bilirim. Gizli tuttuklarınızı ve açığa vurduklarınızı da ben bilirim. Yani Adem'i meleklerden ayırıyor. Ne yapıyor Adem? Eşyanın yapısına yöneliyor. Bugünkü hastalıkların sebeplerini biyolojide, kimyada, astronomide, değişik ilim dallarında araştırıp inceleyerek değişik şeyler, mucitler, icatlar üretiyorlar. İşte eşyanın isimlerini öğrenmesi bu. Ve insan yöneldiği zaman, bakınız aslında melekler nurani varlıklar demişler genel anlayış olarak. Hayır, öyle değil. Yani Allah'ın zerreden kuruya kadar yaratmış olduğu insanların dışında, insanların fiziki, psikolojik yapısı da dahil olmak üzere, insanların dışındaki yaratılmış olan bütün varlıkların genel bir başlık altında ismidir melekler. İşte bu meleklerin insanlar yöneldikçe hizmet vermesi meleklerin Adem'e secdesidir. Olay bu. Şimdi Allah insanlara kitabı gönderdi, Resuller aracılığıyla. İnsanları eğriliğini, yamukluğunu, yanlış yolda gittiğini, edepsizliğini düzeltmek için kitabı gönderdi, Resuller aracılığıyla. Resuller bu kitapları tebliğ etti ve yaşadı. Onlar diyorlar ki, biz zaten kötü o insanlardan değildik. Kötülük yapanlardan değildik diyor. Bir ayet geldi aklıma. Bismillah. Ki melekler kendi nefislerini zalimleri olarak canlarını aldıklarında biz hiçbir kötülük yapmıyorduk diye teslim olurlar. Çünkü yaşam tarzları, kendi koyduğu hükümler kendilerinin doğru olduğunu zannediyorlar. Bu zan ve tahmin insanları buraya götürüyor. Bir, yani şu andaki topluma çıktığın zaman herkes kendini doğru olduğunu zannediyor. Ya Amerikası da doğru olduğunu zannediyor. Çinlisi de doğru olduğunu zannediyor. İşte tarikatçısı da doğru olduğunu zannediyor. Ondan sonra tasavvufçu da doğru olduğunu zannediyor. Herkes doğru olduğunu zannediyor. Ülkücü de doğru olduğunu zannediyor. En güzel dinin, en güzel yaşam biçimi ülkücülük, milliyetçilik olduğunu zannediyor. Hep zan ve tahmine gidiyor. Ha onlar diyor ki, kendi nefsine zalim olarak canlarını aldıklarında, meleklerin canlarını aldıklarında biz hiçbir kötülük yapmıyorduk diye teslim olurlar. Teslim oluyor ama yani ama tabi azabı görüyorlar bu arada. Şimdi bunu destekleyen birçok ayet var. Mesela Zuhruf suresinin 36, 37, 38. ayetlerinde biz zikirden uzaklaşanların üzerine şeytana bir kabuk bağlatırız. O da yolunu dost doğru sanır. Biz de onu, şeytanı, onun en yakın arkadaşı yaparız diyor. Bir ayette de diyor ki, inkar edenlerin, inkar ettiklerinin bizzat ortaya koymak için yerden bir dabbe çıkarırız. O da onların inkar ettiklerini onlara şahit olarak belgeler sunar diyor. Abi şöyle diyeyim. Şimdi insanlar melek kavramı, cin kavramı toplamı bir anda anlatmak kolay değil. Bunu anlatırken önce insanlar biraz Kur'an anlaması lazım. Çünkü Kur'an'dan uzaklaşıyor. Tabii Kur'an'daki kullanılan kelimeleri anlayamayan zaten bunları yine anlayamaz. Şu anda bu söylediklerimi anlayan yok. Şimdi öyle derken övülmek amacıyla söylemiyorum bunları. Bakın aşağıda insanlar ne şeyler vermişler, manalar vermişler ona. Devam edelim ayetlere. Evet. Ve meleklere Adem'e secde edin dedik. İblis hariç hepsi secde ettiler. Üçüncü bir varlık çıktı karşımıza. Evet. İblis nedir? O ise diretti ve kibirlendi. Kafirlerden oldu. Şimdi iblis
Şimdi iki varlık var derdik. Karşımıza üçüncü bir varlık çıktı. Nedir bu varlık? Acaba şimdi gördüğümüz ve göremediğimiz varlıklar, eğer kainatta bir melekler, bir de halife varsa, Adem varsa, gördüğümüz ve göremediğimiz bütün varlıklar ya Adem kategorisi altındadır ya da melekler kategorisi altındadır. Meleklerin görevi neydi? Kendisine kodlanmış olan bilgilerin dışında bilgi veremeyen, onun sınırları dışına çıkamayan, sadece verilen emirlere itaat eden bir varlıktı melekler. Evet. Acaba iblis, nedir iblisin görevi? Şimdi iblis diretti, dayattı, kafirlerden oldu. Ne diyor iblis? Şimdi ben devamlı şunları söylüyorum. Mesela helva yağdan, şekerden, undan yapılmış. Evet. Ama helvaya yağ desen olur mu? Hayır, olmaz. Helvaya şeker desen olur mu? Helvaya un desen olur mu? Helva ancak şeker, yağ, unun birleşimidir. Evet, belli bir oranda pişirilmesi vesaire, süreçten geçmesi. Mesela insana takva desem olur mu? Hayır. İnsana iblis desem olur mu? İnsana akıl desem olur mu? Olmaz. İşte insan hem takva, hem iblis, hem de akılla bütünleşmiş bir varlıktır insan. İşte iblis yalnız başına inkar etmiyor. Neyle bu inkarını gerçekleştiriyor? İnsanla gerçekleştiriyor. İnsanı tarif ediyor Kur'an. İnsan hem takva yönüne eğilimli, hem fıs yönüne eğilimli, aklıyla nötr bir varlıktır insan. İster iblis yoluna, ister takva yoluna eğilim gösterip orada değişik yaşam biçimleriyle sıfatlaştığı zaman kafir ve mümin isimlerini almaya başlıyor. Abi şöyle diyeyim. Şimdi inşallah zamanla olacağını düşünüyorum da, şimdi bu topluma böyle bazı dik, yani sert çıkışlar ya da anlamayacak kapasite çıkışlar biraz sıkıntı olacağına inanıyorum. Mesela insanlar bir şeye inanıyorlar. Allah'a tapacaklar ya da başka şeylere tapıyorlar. Aslında onlar onun da gücün olmadığını biliyorlar. Onlar sadece zan ve tahmine tapıyorlar gördüğüm kadarıyla. Bu açık ve seçik bir yolu gösteren Allah Celle Celaluhu, bu insanlar zan ve tahminle, yalancılıkla nereye gideceklerini zannediyorlar. Bunu akledemiyorlar. İşte aslında insanların psikolojik boyutuna girmek lazım, benim düşüncem. İnsanların bazı kafasını bazı bilinmeyen ya da bilinemeyen ya da kafasını karıştıran ya da sana bir anda tepki verecek şeylerin direkt konuşmasında biraz sıkıntı olarak görüyorum. Şimdi biraz önce Alak suresini okumuştuk biz. Tabii ki sıkıntı olacağım. Şimdi adam yıllarca böyle meleğin nurani bir varlıklar olduğuna inanıp onu dikte edip onu hayatına sokarsa, bu adama meleğin hem insanın küfür yoluna, hem insanın hak yoluna gidişine hizmet eden bir varlık olduğunu söylerse elbette tepki duyar. Mesela bismillah, Araf 5. ayetin devamı. İnsana bilmediğini öğretti. Hayır, o gerçi insana bilmediğini Allah öğretmiş. Adem öğretmiş ve devam edip geliyor. İşte o bilmediğini, tamam. Az önceki dediğimiz gibi iki kanaldan öğretiyor. İşte Alak suresinin temel boyutuyla geliyor zaten. Hayır, gerçekten insan azar. Kendini müstahni gördüğünden. Şüphesiz dönüş yanlışa Rabbinedir. Engellemekte olanı gördün mü? Burada namaz diyor. Aslında salat. Salat kıldığı zaman bir kulu. Gördün mü? O kul ya doğru yol üzere değilse. Şimdi insanlar Kur'an'la bile gittiğin zaman Kur'an ayetlerinden bir şeyler söylediğin zaman diyorlar ki ya bu Kur'an'ı sapık diyorlar. Kur'an'ı sapık. Kur'an'ı nadanlar. Kur'an işte tek şeycileri, mealcileri, Kur'ancılar. Hangi kitap doğru acaba? İnsanlar okunan kitabı bile şüpheye düşürüyorsa
bu kitabı bile şüpheli hale getiriyorsa bu toplum, bu insanlar, ben korkuyorum. İnanın korkuyorum. Ben bu toplumun helaka uğrayacağını görüyorum. Zaten helak olmuş toplum. Helak derken... Belki tabiatsal olarak büyük bir helak uğrayacağına inanıyorum ben. Kur'an'da öyle bir şey yok zaten. Şimdi öyle derken tabii bu büyük bir... Hayır şöyle diyeyim. Niçin biliyor musunuz? Allah'ın vahyinden uzaklaşan toplumlar ya diğer toplumları yok etmeye çalışmıştır. Ya diğer toplumları kıskanmıştır ya da kendini üstün görmüştür. Yerini doğru duramaz. Ya isyan eder, ya saldırır, ya yok etmek için gayret ve çaba gösterir. Muhakkak bir savaş yapar. İşte böyle bu helak oluyor. Ha, burada helak olmaya başlıyorlar. Böyle helak oluyor. Yoksa Allah inkar, Allah diyor ki inkar edenlere de ben nimetlerimi veriyorum. Zaten Rahman evet. olan Allah'ın evet. anlamı. İman edenlere de veriyorum. Allah'a küfrediyor. Allah'tan bir ses var mı? Hayır. Adam öldürme diyor. Allah'tan bir ses var mı? Yok. Bombalar yağdırıyor. Allah'tan bir ses yok, var mı? Yok. İşte bu, bakınız bu hemen şu ayeti okumak lazım. Haç suresinin 40. ayeti. O kadar güzel bir mesaj veriyor ki insanlara. 22. sure. Kaçıncı ayet abi? 40. ayet. Bismillah. Onlar yalnızca Rabbimiz Allah'tır demelerinden dolayı haksız yere yurtlarından sürgün edilip çıkarıldılar. Eğer Allah'ın insanların kimini kimiyle defetmesi yenilgiye uğratması olmasaydı manastırlar, kiliseler ve havralar içinde Allah'ın ismini çokça anıldığı mescitler muhakkak yıkılır giderdi. Allah kendi dinine yardım edenleri kesin olarak yardım eder. Şüphesiz Allah güçlüdür, üstündür. Şimdi burada insanların birbirlerine müdahale etmesi olmasaydı Allah onlara müdahale etmezdi diyor. Evet. Yani eğer bir kötülük varsa insanlar o kötülüğü yenecek veya bir iyilik varsa o iyiliği ortadan kötülük yapanlar kaldıracak. Dünya hayatı zaten bu. Hanginizin daha güzel amel işleyeceğini denemek için ölümü ve hayatı yarattık diyor. Bir ayette de bununla ilgili eğer yeryüzündeki Allah'ın Fatır Suresi 45. ayet kelimesinde istersen bir de onu okuyalım. Bu iki ayet düzgün anlaşılırsa insanlar bazı alışa geldikleri şeylerden vazgeçecekler. Fatır Suresi abi Fatır Suresi. 45. ayet. 45. ayet. Eğer Allah kazandıkları dolayısıyla insanları azap ile yakalayacak olsaydı yeri sırtı üzerine hiçbir canlıyı bırakmazdı. Ancak onları adı konulmuş bir süreye kadar ertelemektedir. Sonunda eceleri geldiği zaman artık şüphesiz Allah kendi kullarını görendir. Öyleyse dünyada zalimlik yapanlara da özel bir müdahale yok. Mazlum olup da dindar olup da Allah'ın koyduğu kurallar içerisinde yürüyenlere de özel Allah bir yardım göndermiyor. Yani bu Kur'an'ın verdiği temel bir mesaj. İki tane inkar eden ve iman eden ve salih amel işleyenleri dünya maratonunda yarıştırıyor Allah. Mesela, o zaman hemen akla Nuh kavmi, Ad kavmi, Semud evet, kavmi olaylar evet. gelecek. İşte oradaki helak olayları peygambere karşı çıkmayı kendilerine ilke edinmek ve ahiret aleminde onların azabı beklemesi anlamında kullanmış. Ha, olabilir. Olabilir. Doğru. Mesela kavm atkanından birisi yok. Mesela ayet okuyayım ben şeyimi okuyayım. Tamam fazla okuyayım. Bismillah Yunus 15. ayet. Onlar ayetlerimiz apaçık belgeler olarak okunduğunda bizimle karşılaşmayı ummayanlar derler ki bundan başka bir Kur'an getir veya onu değiştir. De ki benim onu kendi nefsimin bir öngörmesi olarak değiştirmem benim için olacak şey değildir. Ben yalnızca bana vahyoluna uyarım. Eğer Rabbime isyan edersem gerçekten ben büyük bir günün azabından korkarım. Şimdi insanlara ayeti götürdüğün zaman bizim de alay ediyorlar. O alay etmesi zaten onu helaka götürüyor. Tamam ha. Şöyle
Ve diyor ki, bak biz, ama diyor şu hadis var, şu Buhari var, Müslüm var diyor. Bunu nereye atacağız diyor. Allah hakkında tartışıyor. Allah hakkında alay ediyor. Diyor ki bundan başka bir şey getir bize. Ya Kur'an, yani Kur'an, yani Kur'an'dan başka bir şey getirmemizi istiyor insanlar. Diyor ki insanlar bir şey anlayacak, hadisten anlat diyor. En güzel hadis bu değil miydi? Ahsen'in hadis bu değil miydi? En güzel hadise yönelmek gerekmez miydi? En doğru hadise yönelmek gerekmez miydi? En kutsi hadise yönelmek gerekmez miydi? Ama onlar diyor ki sen bunu bırak, bize şunu şunu anlat. Sen bunu daha iyi bilmiyor musun? İnsanlar hikayeyi çok seviyorlar. İşte, İnsanlar masalları çok seviyorlar. Müteşabih ayetlerden konu gelince bir örnek vereyim. Bakara suresi 260. İstersen pardon 259. O ayeti anlamaya çalışalım. Ya da altı üstüne gelmiş, ıssız duran bir şehre uğrayan gibisini görmedin mi? Demişti ki Allah burasını ölümden sonra nasıl diriltecekmiş? Bunun üzerine Allah onu 100 yıl ölü bıraktı. Sonra onu diriltti. Sonra dedi ki ne kadar kaldın? O bir gün veya bir günün daha az kaldın dedi. Allah hayır 100 yıl kaldın. Böyleyken yiyeceğine ve içeceğine bak. Henüz bozulmamış. Eşeğine de bir bak. Bunu yapmamız senin insanlara ibret belgesi kılmamız içindir. Kemiklere de bir bak. Nasıl bir araya getiriyoruz. Sonra da onlara et giydiriyoruz. De ki, o kendisine bunlar apaçık belli olduktan sonra dedi ki, artık şimdi biliyorum ki gerçekten Allah her şeye güç yetirendir. Evet, şimdi bu ayeti anlayabilmek için 100 yıl ölü bırak. Bunu çok iyi anlatmayalım. Ama bugüne kadar gelmiş geçmiş tefsirciler orada Allah burayı nasıl diriltecek demişti. Allah da onu öldürdü. 100 yıl ölü bıraktı, diriltti. Evet. Ondan sonra eşeğine bir bak, azığına bir bak, taptadı. Bu saçmalık. Şimdi eğer böyle olsaydı, bak şu ayeti hemen hatırlamak lazım. Enbiya suresinin 95. ayet kelimesinde, istersen onu da açalım. İşte Kur'an kendi bütünlüğü içerisinde ayetler kendini açıklıyor. Hiçbir ayet, hiçbir ayette kesinlikle çelişmez diyor Kur'an. Yıkıma uğrattığımız bir ülkeye tekrar dünya hayatı imkansızdır, haramdır. Yani. Hiç şüphesiz onlar dünyaya bir daha geri dönmeyecekler. Ha, öyleyse yıkıma uğratılan ne zaman dirilecek? Ahiret aleminde dirilecek. Oradaki 100 yıl ölü bıraktı derken bu 100 yıl yaşadı ama vahya karşı gözleri kör, kapalı, kulakları sağır. Kalpleri de mühürlenmiş evet, olarak bekledi. Öldü ve dirilttikten sonra dedi ki bak bunları bir ayet olarak size gösteriyoruz, bildiriyoruz. Dedi ki eşeğine bir bak onun kemiklerine nasıl et giydiriyoruz. Buradaki eşek kelimesi vücudunun kendisi. Azığına bir bak. Azık da onun dünya hayatında toplamış olduğu ameller. Evet. Ve orada dirilttik diyor. Allah'ım ben şimdi gerçekten dirilmenin hak olduğunu gördüm. Ve böyle tip insanlara diyorlar ki, Kur'an diyor ki, Allah'ım bizi tekrar dünya hayatına döndür de, senin istediğin şekilde biz sana ibadet ve kulluk yapalım. Allah da hayır, biz sana o kadar uyarıcılar gönderdik ki, o uyarıcılara kulaklarını tıkadın, gözlerini kapadın. Gir cehenneme. İşte oradaki dirilme olayı dünya hayatında dirilme değil, ahiret alemindeki dirilmeyi bize Kur'an haber veriyor. Şimdi mesela bir konuya daha geleyim abi de. Şimdi biz bir toplumun içinde yaşıyoruz. Bu insanlar diyor ki biz işte annemizi, babamızı, dedemizi, ebemizi, atalarımızı, Osmanlımızı, Selçukumuzu şu yol üzerinde bulduk. Bu yol üzerinde gidiyoruz. Eğer onlar yanlış yaptıysa işte dua ediyorlar. Diyorlar ki bizi diyor öbür tarafta konuşulan bir olgu bu.
bizi helak etme. Yani onların gösterdiği yol üzerine gittiğimiz için, onların yaptığı aptallıktan dolayı, onların yaptığı cahillikten dolayı bizi diyor, şey mi yapacaksın, yargılayacak mısın, bize ceza mı vereceksin diyor. Allah dememeniz için ayette diyor ki Allah, bunu dememeniz için size kitabı gönderdim. İnsanlar gördüğüm kadarıyla hep atalar dini üzerine yürüyor. Atalar ne gösterdi, ne söyledi? Benim babam, dedem, ebem, ninem ve atalar kutsallaştırmışlar. İşte Allah niye müşrik diyor? Müşrik derken Allah, tutup da Allah'ın karşısında bir Allah daha getiren değil. Bak Allah'ın Rablerini kabul etmeyen bütün insanlara Kur'an müşrik diyor. İsterse Allah'ı kabul etsin, önemli değil. İşte neyi diyor onlar? Allah dünya hayatını biz düzenleriz. İnsanlara yaşam kuralını biz koyarız diyor. Çıkıyor biri, hayır ben koyarım diyor. İşte nefsini ilah edinen ve putlara tapan diye bunlara diyor Allah. Biz insanlara bir şey anlatmak zorundayız. Özellikle şu ayet okuduğum zaman bir şey, yani her gelen insana farklı bir şeyler, kendime göre kafasına göre bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Tabii görev bu. Bismillah. Araf 164. Onlardan bir topluluk Allah'ın helak etmek veya şiddetli azaba uğratmak istediği bir kavme ne diye öğüt veriyorsunuz dediler. Onlardan bir topluluk Allah'ın helak etmek veya şiddetli azaba uğratmak istediği bir kavme ne diye öğüt veriyorsunuz dediğinde, Rabbimize karşı bir özür ve bir ihtimal sakınabilirler diye öğüt veriyoruz. Yani biz bu öğüdü vermemiş olsaydı bize bir şey söyleyen olmadı ki. Bize bir uyarın olsaydı. Mazeretler olmaz. Mazeret uydurmasınlar diye bunu yaptık diyor. Her şeyi çeşitli biçimlerde araştırdık. Efendim anlattık, ortaya koyduk diyor Allah. Öğüt alan nerede? İstersen devam edelim. O çok önemli bir yere geliyor şimdi. Devam edelim. Şeyde Bakara suresi. Hı hı. Bakara suresi 30. Bakalım. Ve dedik ki ey Adem, sen ve eşin cennete yerleş. İkiniz de ondan neresinden dilerseniz bol bol yiyin. Ama şu ağaca yaklaşmayın, yoksa zalimlerden olursunuz. O zaman burada duralım. Bak burada bir cennet kavramı çıktı. Evet. Aslında Kur'an'ın asıl tanımladığı cennet ahiret alemindedir. Evet. Yani insanlar dünya hayatında denenecek ve Allah'ın Rablerini kabul edip Allah'ın koyduğu kurallar çerçevesinde hayatını düzenleyenler, salih amelle bunu bütünleştirenler cennete gidecek. Diğerleri de cehenneme. O zaman buradaki cennet neyi anlatıyor? Bakın o kadar bunu hiç anlayana rastlayamadım ben. Buradaki cennet kelimesi, bak, her insana takva olgusu ve fısk olgusu ergenlik çağı döneminde gelir. Sorgulama, düşünme o dönemde başlar. Ve o dönemden itibaren insanlar yaptığı, konuştuğu, attığı her adımdan, söylediği her sözden sorumlu tutulmaya başlarlar. İşte Adem'e ve eşine burada misal veriyor Kur'an. Takva olsun. Yani bir yanlış yaptığı zaman bu yanlış diyen, yaratılıştaki Rabbim Allah'tır sözüne sadakat gösteren insanlar, o takva olgusuyla o yaratılıştaki sözü bütünleştiren insanlar, gelen vahiyle o takva olgusunun birleşmesi Rabbani yolu oluşturuyor işte. İşte iblis o dönemde yerleşiyor insana. Bak buradaki yasak ağaç, İblisin teklifleriyle ortaya çıkan inkar, isyan, fuhuş, içki, kumar, ne aklına gelirse iblisin teklifleriyle ortaya çıkan davranış biçimlerinin bütününün adı. İşte Allah akıl bali çağına erdiği zaman insanları uyarıyor. Diyor ki
şu iblisin tekliflerini yerine getirmeyeceksin. Ondan kendini uzaklaştıracaksın. Takvadan gelen sesle vahiyleri bütünleştirip Allah koyduğu kurallar içerisinde dünyada yaşayacaksın. Evet. Şimdi aslında bu ayetin bir açıklayanı daha var. İstersen şey suresini açalım. Araf suresini. Sana zahmet oluyor ama. Yok. Araf kaçta? 7. surenin 20. ayeti. Bismillah. Şeytan kendilerinden örtülüp gizlenen çirkin yerlerini açığa çıkarmak için onlara vesvese verdi ve dedi ki Rabbinizin size bu ağacı yasaklaması yalnızca sizin iki melek olmamanız veya ebedi yaşayanlardan kılmamanız içindir. Heh. Şimdi şeytan dedi ki Allah size bu ağacı neden yasakladı biliyor musunuz? Sizin iki melek olmamanız, eğer size bu böyle bir ağaç diye bir iblis olgusu, fısk, fücur olgusu, nefis olgusu yerleştirmemiş olsaydı, siz de diğer melekler gibi yaratılışta Rabbim Allah'tır sözüne sadakat gösterir ve devam eder giderdiniz. Ama bu ağacı, bu teklif sunmayı Allah oraya yerleştirdi ki sizi diğer meleklerden ayırdı, insan konumuna getirdi. İşte eğer iblis olgusu olmamış olsaydı insanda, insan diğer melekler gibi olurdu. Ve bu iblisin görevi sizi ebedi cennetten alıkoymak için. Eğer bu iblis olgusu olmamış olsaydı, bu yaratılıştaki Rabbim Allah'tır sözüne devam eder ve ebedi cennette de yaşamaya hak kazanmış olurdunuz. Ama bu iblise sakın olarak yaklaşmayın diyor Allah. O şeytan ve iblisin vesveselerine karşı asla kulak vermeyin. Şimdi devam edelim. O Bakara suresi, o cennet. Cennet, onu tarif edelim. Cennet, insanların yaratılışı ile akıl balığı çağına erinceye kadar ki geçen dönemi kapsıyor Kur'an'daki cennet kavramı. Yani dünya hayatındaki cennet komple kavramı. Genel boyutuyla değerlendirmeyen de şimdi bazı kelimelerin kullanım yeriyle bazı kelimelerin kullanım yeri farklı boyutta. Şimdi salatı ele alırsak salat bir tarafta rutiyel bir namaz, bir tarafta yardımlaşma, bir tarafta ikam etme, bir tarafta ayağa kaldırma, bir tarafta yardım. Salat bunu hepsini kavruyor ama Cennet dünyadaki diye, cennet diyorum. Tamam, buradaki cennet, konum o. Cennet Arapça anlamı bahçe olarak konum alırsa yani güzel bir dönem var insanların. Cennette yaşayacakları bir dönem var. Cennet bir bahçe olarak yani mutlu ve saadetle yaşayan Allah'ın sınırlarının olduğuna ben cennet diyorum. Allah'ın sınırlarını çizdiği yaşam şekline ben cennet şimdi diyorum. Şimdi orada şu kelimeleri izah etmek lazım. İçinde bulundukları ortamdan çıkardı. Tamam, içinde bulundukları ortam. Nedir o ortam? Ortam, içinde bulundukları ortam Allah'ın çizdiği hükümlerine koyduğu yaşam biçimi, yaşam şekli, toplumsal ahlakından tutun, sözlerine varıncaya kadar yaptıkları tüm hal hava hareketlerinin hepsine biz cennet diyoruz. Yok, dünyada bu imtihan oluyor. Tabii, şimdi imtihan. Bir taraftan, şimdi imtihana cennet dersek olmaz. Şimdi çocukların akıl balığı çağına erinceye kadar ki bir sorumluluğu, bir günahı, bir sevabı yok. Yok, anladım. Bak şu, ben şöyle anlıyorum burada, şu ayetlerden. İslam'ın çizdiği, Allah'ın çizdiği sınırların hepsine biz cennet diyorum. Bunun içinde yaşadığın zaman cennetin içindesin. Bu sınırı aşarsan, yani Allah'ın yasak kıldığı bir eylemi, bir hareketi yaparsan, cennetin dışına çıkmış oluyorsun. Cennetin dışına atılmış oluyorsun. Orası çok doğru. Yani ne zaman ki bu cennet dışına, cennetten kovuluyor, o kuralları çiğnediğin zaman. Yasakları çiğnediğin zaman. Yasaklara yöneldiğin zaman. Evet, aynen. Ha, o yasaklar da ne zaman başlıyor insanda? Tabii, akıl var. Ergenlik çağına tabii, geldiği doğru, zaman. Tabii. İşte o dönemden çıkmayı Kur'an cennetten çıkmaları. Yani Adem nasıl cennetten çıktıysa, biz de cennetten çıktık. Kıyametin sonuna kadar gelen insanlar da cennetten çıkacak. İşte iblisin kıyametin sonuna kadar yaşaması da o
iblis, fısk, fücur, insana kötülükleri vesvese vermesi, verme olgusu insandan insana, kuşaktan kuşağa miras olarak devredip gitmesinden dolayı kıyametin sonuna kadar yaşama süresi aldı diyor. Burada Hüsnü Talih Sadat'ı yapıyor Kur'an. Evet, evet. Devam edeyim mi? Bir şey mi? Devam edelim. Kaçıncı ayet oldu? 36. 36. He. Fakat şeytan oradan ikisinin ayağını kaydırdı ve böylece onları içinde bulundukları durumdan çıkardı. Heh, içinde bulundu. Tamam. Neydi o içinde bulundukları? Cennet konumuydu. Yani cennet konumu. O da çocukluk çağıydı. Çocukluk çağından çıktı mı insan, bir iblis çıkıyor karşısına, bir de takva çıkıyor. İki seçenek çıkıyor insanın karşısına. Biz hem de, doğru yola gidebilme, hem yanlış yola gidebilme. Biz de kimimiz kimimize düşman olarak inin. Heh. Sizin için yeryüzünde belli bir vakte kadar bir yerleşim ve meta vardır dedik. Heh. İnsanın nasıl içinde biri insana ey insan Allah'ın yoluna git, biri ey insan şeytanın yoluna git diye iki düşman varsa birbirine, bunun yansıması olarak da toplum olarak da bir iblisin yolunda giden insanlar var, bir de şeytan Allah'ın yolunda giden insanlar var. Devam edeyim. İkisi de birbirine düşman oluyor. Derken Adem Rabbine bir takım kelimeler aldı. Bunun üzerine Allah tövbesini kabul etti. Şüphesiz o tövbeleri kabul edendir, esirgeyendir. Heh. Dedik ki, oradan hepiniz inin. Bundan sonra size benden bir hidayet geldiğinde kim benim hidayetime uyarsa onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmayacaklardır. İnkar edip ayetlerimi yalanlayanlar ise onlar ateşin halkıdırlar ve orada süresiz kalacaklardır. Yani burada hepiniz inin derken, bitiyor. Yani insanoğlunun varoluşuyla yok oluş arasındaki bu olay devam edip gidiyor. Kim Allah'ın Nebiler aracılığıyla gönderdiği vahiy orijini dini hayatına anlamlaştırırsa işte onlar dünyadan ahiret alemine gittiğinde ebedi cennet, kim de iblisin ve şeytanın yoluna giderse de ebedi cehennemdir. Olay bu. Allah'ın rahmeti, bereketi üzeriniz olsun. Amin.